mazharla ruhsar, ortalama bir aşkla birbirlerini severek ve belediyenin nikah memurlarına verdiği yetkiden faydalanarak dünya evine girmişlerdi. Bu evlilik başta mazharla ruhsar olmak üzere birçok kişiyi mutlu etmişti. 35 yıllık annesi Menkıbe Hanım'la 19 yıllık kız kardeşi Firdevs hariç elbet. Girdikleri bu dünya evi klasik Türk dünya eviydi. Zavallı mazhar iki arada bir derede kalmıştı. Buna bir de ruhsarın aşırı kıskanç karakteri eklenince mazhar için bu dünya evi bir işkence evine dönüşmüştü. Fakat trikotajla hiçbir ilgisi olmadığı halde sürekli ağ ören kader yine ağlarını örmüştü. Zalim kader ruhsarı bu dünyadan alır ve tüm fanilerin gitmek zorunda kaldıkları ahiret evine çok erken gönderir. Ama bu göç hikayemizde bir sona değil, aksine komik olayların başlamasına neden olacak. Yandım yandım, bu bendeki hal nedir? İnan bana canım, bu benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür döktür bir o yana bu yana, aklım başımdan gitti, vay bana vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti ruhu geldi, sardım ruhu inan bana. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Şaştık kaldık afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Hı? Oh, bu ne ya? Oh, bu ne? Anne, bildin, elime ne yaptınız ya? Ah benim canım minik kuş, gel, gel bak sana ne güzel bir sürpriz alırım. Ne sürpriz? Geç otur şöyle, otur. Yavaş, geç. Şimdi göreceksin. Al, işte. Günaydın Türkiye, günaydın Mazhar Bey. Ve işte ilk adayımız Çağla Earthcrafter. Çağla henüz 21 yaşında ve ömrünün en ama en çıtır döneminde. Yemek, çamaşır ve bulaşık gibi ev işlerinden pek çakmasa da güzelliğiyle her erkeğin tercih edebileceği bir kız. Evet Mazhar Bey, sırada ikinci adayımız var. Buket Akkempel. Buket kızımız İngilizce ve Fransızcayı çok iyi konuşup istenildiğinde yatakta Almanca sesler çıkarabilecekte. Diksiyonu son derece düzgün olan Buket, geçtiğimiz yıl en seksi 333 diyebilen manken seçilmişti. Evet Mazhar Bey, devam ediyoruz. Evet, devam edin Horoz Bey. Ve 3 numaralı adayımız Çiğdem Erçikovalı.
Annesi Rus, babası Alman, dedesi Mısırlı ve abisi Çinli olan bu melez güzeli adeta bir dünya kokteyli. Çiğdem Hepsiboğlu'nun en büyük ideali bir an önce koca bulup evlenip bir düzine çocuk sahibi olmak. Sıra 4 numaralı adayımız Deniz Şöpürgil'de. Yeni adaylarımızın sonuncusu olan Deniz Şöpürgil'in göğsünde Allah sizi inandırsın gram silikon yoktur. Dünya kupası da Brezilya'yı tutan Deniz ayrıca tam 387 adet temel fıkrası biliyor. Evet Mazhar Bey, hangisini beğendiniz? Nasıl yani? Hepsi de iyi maşallah. Onu demek istemedim canım. Yani evlenmek için bu dünya güzellerinden hangisini beğendiniz Mazhar Bey? Evlenmek için mi? Ne evlenmesi ya? Anne, ne demek oluyor bu? Anneciğinin senin için yaptığı fedakarlığı görüyorsun değil mi minik kuşum? Hoppala, ne fedakarlığı ya? Kim bu adam? Bu kızlar kim? Sül'ün manken ajansının kızları bunlar. Maşallah hepsi de Sül'ün gibi değil mi? Hadi bakalım işlerinden birini seç de evlen onunla. Evet abi, annem söz verdi sen evlendikten sonra bana da sırma erkek mankenler ajansından koca bulacağız. Yeter be yeter, hadi bakalım. Hadi yalla aç kılışı çıkın. Hadi. Ama ne oluyorsun minik kuşum? Bu kadar güzel kızları bir daha nereden bulacaksın? Bak eğer istersen dördüyle birden evlenebilirsin. Evet abi, birine belediye, birine imam, birine cemaat, birine de kaptan nikah kıldırırız. Eğer dördünü birden alırsanız grup indirimi yapıyoruz Mazhar Bey. Şimdi sana bir indirim yaparım Horoz Bey. Anne beni çıldırtacak mısınız ya? Sizin yüzünüzden kadınlardan soğuyacağım, bir şey olacağım ha. Hadi Horoz dışarı al kızlarını. Bakın Mazhar Bey bu kampanya kaçmaz. Hadi bu kampanya kaçmaz. Hadi yürü hop dirik. Hadi al kızlarını defol. Hadi bakalım hadi. Bunlar ne be? Hadi buyurun. Fidan gibi gelin adaylarını kovuyor. Bakın hadi yallah. Bakın Mazhar Bey. Bir şey bu fırsat kaçmaz Mazhar Bey. Hadi. Allah'ın horozu. Ne o lan? Yoksa evi mankenlere pansiyonu mu vermeye başladın? Yok be oğlum, annemden evlenmelik kız getirmişler bir manken ajansından. Ya ne düşünceli annem var be. Başkalarının anneleri altın günü falan yapar. Seninki kız günü yapıyor ha. Ay hoş geldiniz Nefis Bey. Ne güzel sürprizim anne. Nasılsınız Meykı Bey hanım teyze? İyi. Biz de burada işte abimin hürmeti için dizini tutuyoruz. Evet görüyorum. Ya sen de çok acımasızsın be kanka. Niyeymiş o? Yazın bu sıcağında o kızları sokakta yürümeye mahkum ettin. Yani hiç olmazsa birkaç tanesini gidecekleri yere kadar bıraksaydık. Ben onların servis şoförü müyüm be? Bulsunlar biraz zengin koca, atlasınlar arabalarına gitsinler. Hayır şey diye düşündüm. Hani belki yolda kızlardan birinden hoşlanırdın. Ne demişler? Birini tanımak istiyorsan onunla yolculuk yap. Şimdi sana bir çakacağım. Annem gibi konuşmaya başladın. Yoksa annem adına mı çalışıyorsun? Pis ajan. Yok be oğlum hani mesela. Hadi atla. Bak kızları almadın arabaya, Allah razı gelmedi işte. Aslında seni almamam gerekirdi Allah'ın uğursuz bodur kargası. Allah Allah, niye bu çalışmıyor ya? Yağmur da yağıyor. Ya şimdi kızlar ıslanacak. Yani Allah dışarıda kalana kolaylık versin. Kanka be inip gitsene şu arabayı. Şaka yapıyorsun herhalde. Hem ben şeker gibi bir çocuğum. Yağmurda eriyebilirim. Hadi be hadi uzatma da inip şu arabayı. Üf be tamam. Allah'tan arabanın ufak tefek gidilebilir büyüklükte yani ha. Çalışmıyor işte. Yuh be. Hiç kuvvetin yok. Güçsüz tanrım. Evet. Kospa. Gitsene şunu be. Hayvanat bahçesini durun. Konuşacağını it. Benim adım Hıdır. Hadi. Elinden gelen budur. Ay. Bu yağmurda tam zamanında başladı. Hadi be. Gerzekeri. Hadi. Evet. Tam zamanında başladı valla. Yoksa ben Masarcığıma nasıl kavuşurdum? Kocacığım. Yardıma ihtiyacın olduğunu gördüm. Hemen geldim. Ah benim bir tanem canım geldin mi? Beni şu bodur hıyardan kurtar. Bu ne böyle, Hindistan'dan mı geldin? Havare mi? Dur be niye girdin arabaya? Mazhar'cığım yardım edebileceğim bir şey varsa hemen söyle, sakın çekinme. Ya sevabına şu arabayı bir çalıştır be hadi. Sen emret bir tanem. Ruh sorursa hemen çalıştırır arabayı. Hey yavrum be, Süpermen bile ancak bu kadar itebilirdi. Ulan fazla mı hızlı ittik ne? Hey kanka! Hey! Kanka dursana be! Kanka! Kanka hey! Dur! Kanka! O kadar da para verdik, hiçbir işe yaramadı. Ah! Ah Mazhar, ah! Yani
Keşke Ruşen amcanın oğlu Sedat benim oğlum olsaydı. Şuraya bak, kaç yaşına geldi, hala bekar geziyor. Tabii, dolayısıyla ben de onun yüzünden bekar geziyorum. Halbuki Masar orada burada kız arayacak yerde. Şimdi benim sünnetlik torunlarımın elinden tutup, ne bileyim, Eyüp Sultanlar'da, gülhanelerde gezmem lazım. Ama hiç dinlemiyor ki beni. Evet, otoriteni kaybediyorsun galiba. Beni dinlemiyor ama rahmetli babanın bir dediğini iki etmezdi. Ah, ah, ah! Şimdi babanız Kahrettin Bey burada olacaktı ki. Ah, Kahrettin mi dedim? Ay, buldum, buldum! Rampi, 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 rampi. Ay anne, Arşimet gibi debeleneceğine söylesene ne buldun? Bak bak şimdi, Masar babasını çok severdi. Hatta bir dediğini iki etmezdi. Şimdi biz Masar'a babasının vasiyetini yeni bulduğumuzu söyleyeceğiz. Hı? Ve bu vasiyete göre babasının Masar'ı mutlak surette acilen hemen evlenip ve acilen çocuk yapıp asil soyumuzu devam ettirmesi gerekiyor diye bir yalan uyduracağız. Ay, çadırımın üstüne şıp dedi damladı. Çadırımın anne, Masar abimin benimkinden damladı. Başka bir babası daha mı var? Hoppala. Ay, bunu da nereden çıkardın şimdi? Babamın böyle bir vasiyeti yok ki anne. Yani doğurduğumu bilmesem kızım olduğuna inanmayacağım Firdevs. Bu kadar gerzek bir kız benim kızım olamaz diyeceğim ama doğumunda bizzat ben de oradaydım. Tabii ki böyle bir vasiyetname yok. A benim salak kızım. O zaman? Böyle bir şey yok ama Masar'a varmış gibi yutturacağız. Ha, şimdi jeton düştü. Ama bunu biz söylersek kesinlikle inanmaz ki. Evet. Bu yüzden de avukat numarası yapacak birini bulmamız lazım. Vasiyeti avukat açıklarsa inanır. Ama kim böyle bir şeyi kabul edip de sahte avukat olur ki? Ben biliyorum. Ha, kimmiş o? Alo, ne diyorsun sen kardeşim? Anlamıyorum. Ne? Kinder Sürpriz yumurtası. O ne ya? Taze köy yumurtası istiyorsan var. Başka bir yumurta yok. Ha? Tamam olsa deterjanımı. Çantrifüle çıkartma. Ne diyorsun sen ya? Veriyorsun, ben seni anlamıyorum. Yani ben senin kadar İngilizce bilseydim bakan mı olurdum hiç? Salak! Oo, bakıyorum çok sinirlisiniz. İsterseniz ben sonra siniriniz geçince geleyim. Firdevs Hanım, hoş geldiniz. Buyurun. Canım, sizi görünce insanda sinir mi kalır Allah aşkına? Geceden kendimi soğana ve zeytinyağına yatırılmış et gibi hissediyorum. Aha, sinirim geldi geçti bile. Gördünüz mü? Senden bir şey istemeye geldim. İstemek? İstemek ne demek? Firdevs Hanım, siz bana ancak imredebilirsiniz. Hatta çüş bile diyebilirsiniz. Siz isteyin, ben sizin için ameliyatla eşek bile olurum. Bak şimdi iyi dinle beni. Sen dümenden bizim aile avukatımız olacaksın, tamam mı? Aile avukatı ne kelime Firdevs Hanım? Siz isteyin, ben sizin aile sanığınız bile olurum. Günün birinde bir suç işlersiniz, benim üstüme atarsınız. Mesela yeşil bakkala. tamam, aferin. Ama beni dinle artık. Dinliyorum. Benim rahmetli babam ölmeden önce sana, yani aile avukatımıza hesapta vasiyetnamesini bırakmış, tamam mı? Tamam. Ve sen de gelip abime o vasiyeti okuyacaksın. Anlaştık mı? Her konuda. O halde buyurun bizim eve gidelim. Hem vasiyeti hazırlarız, hem siz rolünüzü ezberlersiniz, hem de falan filan. Falan filan ha. Bir paket de sigara alayım, sonra içmesi iyi oluyor, biliyor musun? Kaç tertip dedin yavrucuğum? 98'e 3 mü? Ha bak evladım, sizin moral geceniz cumartesi gecesi. Kimi? Frank Sinatra'yı ayarladım tabii güzel evladım. Harika bir konser verecek. Hadi güle güle. Evet yavrum Ruhsar, senin derdin neydi evladım? Gözüm ablacığım, niçin hiçbir yere yağmur yağmıyor sanki? Yağmur yağmayınca Masar'ın yanına gidemiyorum. Yazları böyledir benim güzel evladım. Şimdi yağmur mevsimi değil ki. Dünyada okula giderken coğrafya derslerinde sana bunları öğretmediler mi benim güzel evladım? Öğrettiler. Öğrettiler ama gönül ferman dinlemediği gibi coğrafyada dinlemiyor ki be gözüm ablacığım. Kocamı çok seviyorum. Sürekli kocamın yanına gitmek istiyorum. Onu çok özlüyorum. Meteoroloji meleklerine rica etsem mi acaba? Ha? Hiç olmazsa bitki damla yağmur yağdırsalar. Ben bir konuşayım. Belki bir sağanak attırırız. Tabii şef meleği biraz görmek lazım. Görürüm gözüm abla, görürüm. İyi günler Maskal Bey. Ben ailenizin avukatı Muhittin Müeyyide. Çok çok iyi. Rahmetli babanızın selamı var. Aleyküm selam. Tövbe tövbe. Pardon. Rahmetli babanızın vasiyeti var diyecektim değil mi? Kusura kalmayın, birden heyecanlandım da. Neyse canım. Hadi baştan alalım. İmredersiniz kraliçem.
İyi günler Maskar Bey. Ben ailenizin avukatı Muhittin Müeyyide. Burada rahmetli babanız Kahrettin Mahmutoğlu'nun vaziyetini açıklamak üzere bulunuyorum. Oh be! Oh! Hiç şaşırmadım değil mi? Bravo! Çok iyi. Fena değil. Biraz daha çalışırsak bu iş olacak galiba. Eyvah! Yani şimdi kola kapaklarından Dünya Kupası maçlarını seyretmeye hak kazananlar var ya, şimdi onlar bütün dükkanın önünde kapılarında yığılmışlar, beni bekliyorlardır. O yüzden benim acele dükkana gitmem gerekiyor. İnşallah bu şapşalı güvenmekle hata etmiyoruzdur. Ama senin bulduğun adam bu kadar olur zaten. Yok yok, imkansız. Biz bu işi yetiştiremeyeceğiz. Ha gayret be arkadaşlar. Ya meşrubat pipeti reklamını bile hallettik. Lastiği mi halledemeyeceğiz sanki? Panik yapmayın arkadaşlar. Karagün dostunuz Baha, işini gücünü bırakıp sizin reklam kampanyanız için kafa patlattı. Ve muhteşem şeyler buldu. Yok ya. Oğlum konumuz yaş çay yaprağı, kuru kayısı, taze fındık değil. Lastik, lastik. Ayrıca anti parantez, don lastiği de değil canım. Araba lastiği. Biliyorum. Markası da Jim Lastik. İşte bulduğum şeyler. Jim Lastik. Aklın yolu bir. Bu tanıdık geldi biraz. Tamam. Bu nasıl? Jim Lastik. Lastik teknolojisinde lider. Bunu biliyorum galiba. Bir de bu var. Jim Lastik. Yolunu bilir. Ay şimdi kıracağım kafanı. Terbiyesi. Terbiyelenmen için olacak kafanda. Yumurta mı kırayım ulan? Sefil proleter. Hiç. Mazhar. Hoş geldin hayatım. Hoş bulduk canım. Canım benim, ruhum benim. Bu gene kristali çizdirdi. Çalışmaya biraz ara verelim isterseniz. Yo ben iyiyim. Ne o, sıkıntılı gibi bir halim var kocacığım. Nasıl sıkıntılı olmayayım ki? Önder Bey gelene kadar işleri yetiştirmemiz lazım. Ama hiçbir şeyi bulamıyoruz. Ama sen beni ihmal ediyorsun bu aralar. Bu aralar ben kendimi de ihmal ediyorum zaten. Evet, bak bu olabilir. Ne olabilir? Kendinizi ihmal edebilirsiniz ama lastiğinizi asla. Evet, çok iyi olur. Yoksa beni sevmiyor musun artık? Olur mu canım? Ben seni çok seviyorum. Evet, bu da çok güzel. Adam lastiğine söylüyor değil mi? Ben lastiğimi çok seviyorum diye. Hiç fena değil. Aferin be Mazhar. Güzel, harika. Ne? Tabii. Bana şu anda ilhamlar geliyor ama siz hepsini dikkatlice not alın. Seninle baş başa tatile gitmeyi o kadar özledim ki hayatım. Şöyle denizin, güneşin bol ama insanların az olduğu bir yere gitsek ha. Ben de çok istiyorum. Seninle şöyle baş başa uzun bir yola çıkmayı. Müthiş. Bu da çok güzel. Adam lastiğe söylüyor değil mi? Seninle baş başa uzun bir yola çıkmayı çok istiyorum diye. Lan kanka durdun yani cırcır olmuş tavuk gibi yumurtlamaya başladın ha. Ne? Cırcır olmuş tavuk mu? Aha! Tabii kanka bilmez misin? Ben Arap atı gibi sonradan açılırım. Sanki beni eskisi kadar sevmiyormuşsun gibi geliyor bana. Hiç öyle şey olur mu? Hayatımın ruhu. Madem beni seviyorsun o zaman güzel bir şeyler söyle. Sen benim bir tanemsin, canımsın, her şeyimsin. Sen olmasan ben kimi severdim? Ruhum benim. Harika lan. Bu da çok iyi oturdu. Tamamdır beyler, iş bitmiştir. Geçmiş olsun. Beyindeki kenar olayım. Saçındaki tokalayım. Nefesini içine dolayım. Es geç yürüdüm. Olayım. Beyindeki kenar olayım. Saçındaki tokalayım. Geldi mi? Kim gelecekti ki? Canım hiç kimse gelmeyecekti tabii. Yani biz öylesine sorduk işte. Yoksa bir manken ajansı buraya defile yapmaya mı gelecekti? Hayır tabii ki. Yani evde bir fit bey olabilir, bir kız arkadaşın olabilir. Artık yaşın geldi de geçiyor bile. Yani belki birisine aşık olmuşsundur da eve getirmişsindir. Olamaz mı? Onun için uğraşıyorsanız boşuna uğraşmayın. Kimseyi de bu işlere baksın diye avukat tayin etmedim. Avukat mı? Nasıl yani? Yani beni biriyle evlendirmek için boşuna çırpınmayın diyorum. Yalnızsın değil mi abi? Evet. Issız adaya düşmüş bir Robinson Crusoe kadar yalnızım. Bak Crusoe, yani Mazhar'cığım. Yalnızlık çok zordur, çok.
Hele bu yaştan sonra. Ay yani yanlış anlama, sana evlen falan diye söylemiyorum. Yani aklının bir kenarında bulunsun diye söylüyorum. Zaten artık pes ettim, bundan sonra sana evlen falan da demeyeceğim. Güzel güzel, sağ ol anneciğim. Sayenizde aklımın bir kenarında değil, %90'ında evlilik meselesi var. Sürekli evlenmemeyi düşünüyorum. Ya da başka bir deyişle asla evlenmeyi düşünmüyorum. Allah Allah. Nerede kaldı bu abuk bakkal? Bence o eble hiçbir şey beceremez. Aa anne, eble olsa koskoca bakkal dükkanını işletebilir mi? Allah'ım, Allah'ım sen yüzümü kara çıkarma. Anamın ahıyla çıkayım şu işten. Allah'ım kurban oldum Rabbim, yalvarıyorum sana. Ne olur ne olur Firdevs Hanım'ın gözüne sok beni. Biliyorum bu işi başardığım zaman Firdevs Hanım kesin evlenir benimle. Merhaba, Maskar Bey. Karşı daire. Yani sen şimdi Maskar Bey burada oturmuyor mu demek istiyorsun? Hayır, hiçbir şey söylemeye çalışmıyorum. Direkt olarak diyorum ki Maskar Bey burada oturmuyor. Ama nasıl olur ya, Maskar Bey'in burada oturması lazım. Hayır dedim ya, Maskar burada oturmuyor. Karşı dairede oturuyor. Peki senin adın Maskar Bey değil mi? Değil, benim adım Müfit Bey. Bak, bak zilimde ne yazıyor? Müfit. Hı? Emin misin bu zilin sana ait olduğuna? Sakın bir başkasının zili olmasın. Aa, çattık ya. Gel seni ben Masar'a kendi ellerimle götüreyim, gel. Ya bu dangalak, yani arkadaş demek istiyorum, ısrarla seni arıyor kanka. Beni mi arıyor? Hayırdır, buyurun, beni niye arıyorsunuz? Senin adın Maskar Bey değil mi? Evet, Maskar, yani Masar. O halde selamünaleyküm. Aleykümselam. Geldi valla. Hem de Müfit Bey'le birlikte geldi anne. Şşş, şşş, sus kız, sus, sus. Ben aile avukatınız Muhittin Müeyyide. Aile avukatı mı? Vay canına. Aile çay bahçesi, aile kasabından sonra şimdi de aile avukatı çıkmış ha. Aa, tabii tabii. Sizi hemen tanıdım. Hatta siz vakti zamanında bizim ailenin avukatlığını yapmıştınız, öyle değil mi? Adınız da dur bakayım, Muhittin Müeyyide'ydi. Evet, aynen öyle efendim. Aa, hayrola. Peki buraya niçin geldiniz? Niçin mi geldim? Bana diyorsunuz ama asıl unutkan sizsiniz Firdevs Hanım. Daha dün siz dükkanıma gelip... Aa evet! Sizi dinliyoruz avukat bey. Ha evet, ben buraya rahmetli Kahrettin Mahmutoğlu Bey'in vasiyetini okumak için gelmiştim değil mi? Kahrettin Mahmutoğlu mu? Yani babamın vasiyetini mi okuyacaksınız? Evet evet efendim, aynen öyle. Lütfen şimdi susun ve dikkatlice vasiyeti dinleyin. Aa tabii, buyurun buyurun buyurun. Nasıl? Oturun lütfen. Efendim, sevgili zevcem, kıymetli hayat arkadaşım Menkıbe. Aha, sana diyor anne. Biliyoruz herhalde. Sana vasiyetim şudur. Hayata sakın küsme, unutma ki hayat her şeye rağmen devam ediyor. Hayat devam ediyormuş Menkıbe teyze. Duydunuz mu? Sanki o söylemese biz anlamayacağız değil mi? Tamam, devam edelim. Nerede kalmıştık? Menkıbe, benim sevgili üçüncü Mahmut soylum. Senden istediğim... Bol bol bana dua et, ruhuma mevlüt okut, fakir çocuklara yardım et. Ah ediyorum Kahrettin'im, ediyorum. Ama madem sen bu kadar çok istiyorsun, seni hiç kırar mıyım? Hemen yarın çarşıya gidip kimsesiz çocuklara birer Power Rangers alayım bari. Sevgili kızım Firdevs. Susun susun, şimdi sıra bende. Senin okumanı çok istiyorum. Okuyup vatana, millete ve insanlığa faydalı bir şeyler ver. Doğruluktan, dürüstlükten asla ayrılma. Abin Maskara da yardımcı ol. Ah canım, canım, canım. Erozyonla mücadele et. Güzel ülkemizin çöl olmasına asla izin verme. Senin iyi bir çevreci olmanı istiyorum. Sevgili kızım, ayrıca da mahallenizin yakışıklı bakkalından bol bol alışveriş yapmayı da sakın unutma. Evet. Sevgili oğlum Maskar. Peder Bey seni de unutmamış kanka. Maskar oğul, sana belki bir baba olarak maddi anlamda çok değerli şeyler bırakamadım. Ama çok onurlu bir soyadı bıraktım. Senden bu soyadını devam ettirmeni istiyorum. Eğer benim mezarımda, yaylı yataklarda yatar gibi rahat uyumamı istiyorsan... ...bu isteğimi derhal yerine getirirsin oğlum. Hayda, bu da nereden çıktı ya? Senden bir an önce evlenip bana boy boy torunlar vermeni istiyorum. Bunu senden ısrarla istiyorum. Bir an önce evlen. Bir an önce evlen. Baban Kahrettin Mahmutoğlu. Peki babamın vasiyetini niye babam öldüğünde değil de aradan bu kadar yıl geçtikten sonra açıkladınız? Neden?
Aslında şey tabii, şey açısından. Neden olacak canım? Babam vasiyetinin açıklanma tarihi olarak 1998 Haziran ayını belirlemiştir. Tabii, aynen öyle. Demek rahmetli babam bir an önce evlenip çocuk yapmamı istiyor ha? Kanka, iyi misin? Vallahi ne yapacağımı bilemiyorum. Neyse, ben artık izninizle kaçayım. Çünkü bugün açıklamam gereken 47 tane kadar şeyim yani daha var. Vasiyetim daha var. Güle güle, güle güle. Güle güle. Biz daha sonra sizin yazıhanenize uğrarız. Buyurun. Benim yazıhanem de var değil mi? Güle güle. Güle güle. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Yani. Güle. Sizi fazla geçtim. Güle güle. Hadi artık biz de gidelim Firdevs. Abim belki de yalnız kalıp babanın bu çok önemli ve de mutlaka yerine getirilmesi gereken vasiyetini sakin kafayla düşünmek ister. Evet anneciğim, hadi gidelim. Ben de kaçayım bari. Yarın görüşürüz kanka. Tamam, tamam. Acaba? Dur şuna güzel bir kahvaltı hazırlayayım da öyle uyandırayım. Masar sevgilim, kalk artık. Aa, ilk defa bir kere söylediğimde uyandın. Neden burada uyudun hayatım? Koordinatları tutturamadım. Kaptanın seyir defterine ek, Ruslar yine koordinatları tutturamadı. Şu anda çok eskilerde bir Osmanlı kasrının bahçesindeyiz. Üf ya, dalga geçme be. Ne yapayım, yanlış yere getiriyorsun. Fena mı yani, saraylı ailenin sarayına geldik. Hem nasıl olsa sizin kökleriniz de saraylı. Yabancılık çekmez. Şey, sen kimsin? Ben mi kimim? Masar ben. Bu ne biçim kılık kıyafet? Maskara balosuna mı geldin? Maskara balosu ne ruhum? Tutturamadık. Böyle melez kırma yarı yarıya zenci oldu. Ama ben seni şimdi komple kompela gibi yapacağım. Dur sen sakın ha. Bu sarayda ne iş yaparsın sen? Buraya bassar efendim. Ben mi? Ben şey ya. Sen onlara yeni harem ağası olduğunu söyle. Ya, ben yeni harem ağasıyım. Dur şu konuşmayı da halledelim. Şimdi tekrar et lafzlarını. Ben yeni harem ağasıyım, Muhafız Bey kardeşim. Ha, evli o zaman. Bizimle birlikte paşaya geleceksin. Gidelim Muhafız Bey kardeşim, gidelim. Ruhşan, paşa diskoya dansa gidiyoruz galiba. Ay, ya bunu sevmem. Hayır, sen söyleme Allah aşkına. Kafanı sıcak, sen hala danslanma. Ay ya. Ruhşar, beni düzelteceksin değil mi? Eski açık rengim çok daha yakışıyordu. Ay merak etme sütüm, hayırlı ben düzelteceğim. Hangi yıl, hangi ay, hangi günde olduğumuzu öğrenir öğrenmez gideceğiz buradan. Paşam, yeni harem ağasını getirdim. Söyle bakalım, daha önce hangi haremlerde çalıştın? Daha önce mi? Bizans İmparatorluğunda ve Selçuklu Sultanlığında çalıştım efendim. Abla da salladın ha. Pekala.
pek sevindim. Öyleyse hadım da olmuşsundur sen ha? Olmadım efendim. Ne yaptın Masar? Oldum deseydin ya, yandın şimdi. İyi, iyi. Bizim için bir mahzuru yok. Öyleyse seni biz hadım ederiz. Edin efendim. Bu adamı tiz götürüp iyice bir hadım etsinler. İyice. Cillop gibi olsun ha. Sonra da İbrikçibaşı Mahmut'un kızı Menkıbe'nin yanına götürün. Harem ağalığını Menkıbe'nin nezaretinde tamamlasın. Ha durun. Menkıbe'ye de söyleyin azgınlık etmesin. Baş üstüne paşam. Sayın usta, üçüncü Mahmut'a dayanıyordu değil mi Masar Bey? Bırak şimdi bunları, Ruhcan, nasıl hadi olmuyor acaba? Olay yok. Anlamadım. Kuş uçuyor Masar, hem de bir daha geri dönmemek üzere. Aman yarabbim, aman kuşumu bırakın ya, kuşumu bırakın. Hadim olmak istemiyorum. Çok konuşma lan Arap, ne hadi, Arap'a erkek haline mi gireceksin? Dur dur. Ay Allah'ım, onu bırakın. Masar, minik kuşum, Valide Sultan geldi. Biz geldik. Masar Bey, Allah'ın emri babanızın vasiyetiyle evlenmeye geldi. Gel kızım, gel gel. Aa, nerede bu çocuk? Ay, halbuki bizi bekleyecekti. Ay anne, sakın Müfit Beyler'de olmasın. Ben hemen bir gidip bakayım. İstemez. Otur oturduğun yerde. Senin niyetinin başka olduğunu anlamadığımı mı sanıyorsun? Aman bıktım vallahi bu kızdan artık canım. Ay yoksa Mahtar Bey babasının vasiyetini yerine getirebilmek için acele başka birisiyle evlenmeye mi gitti? Hepsini biliyorum. Benim sözümü alacağım. Çıkarmayın bir hafif ötürü veriyorum. Yok yapmayın, etmeyin. Kuşlar, yardım etmeyin. Ay neden korkuyorsun hayatım? İnsan kıymet olmasından korkar mı hiç? Neyse belki bir adım atıyor. Ya kuşlar, ama ben senin kocan ya. Doğru. Ne zaman gidelim? Ay kuşlar! Nereye kayboldu bana? Neredesin lan hala? Başa bizim kendimizi vurdurur valla. Ters bir adam bulalım. Ya Ruhşar, şu halimi düzeltsene. Tamam. Yeter artık Menkıbe, yeter. Sabahtan beri kafam netini yiyorsun. Vazgeç bundan artık. Bebeğim. Saçmalama. Gel buraya, saklan çabuk. Unutma, biz geçmişteki hiçbir şeye dokunamayız. Tamam Ruhşar. Ay ben mi başın netini yiyorum? Gerçekleri görmen lazım artık Kahrettin Bey. Evet. Masar'ın evlenme yaşı geldi de geçiyor bile. Geçiyor. Bir an önce evlenmesi gerek. Gerek, evet. Ha, evlenmek mi? Çocuk 18'inde daha yeni girdi ya. İyi ya işte. Bir erkeğin askerlik yapmak için en verimli dönemi nasıl ki 20 yaş ise... ...çocuk yapmak için de en verimli yaşı 18'dir. 18'dir. Hayır Menkıbe. Ben erken evlendim de ne oldu? Başım yandı. Oğlumun başının yanmasına izin vermem. Oğlumun erken evlenmesini istemiyorum. 40 yaşına gelince düşünsün evliliği. Anne, peki ben ne zaman evleneceğim? Sen sus bakayım. Çocuklar böyle şeylere karışmazlar. Ya konuşurlar. Hala konuşur. Masar Bey, gözünüzde görüp kulağınızda duydunuz mu? Geldim, gördüm. Vallahi çok şaşırdım. Aa, ayol hiç olur mu? Saraya dayanan soyumuz sonra nasıl devam edecek? Etmesin efendim. Oğlumuz rahat ve huzurlu yaşasın yeter. Masar'cığım duyuyorsun değil mi? Baban senin asla evlenmeni istememiş. Öyle miymiş? O zaman bundan sonra ben ne dersem ona inan, tamam mı? Tamam ruhum, sen nasıl istiyorsun sen? Onu bunu bilmem Kahrettin Bey. Masar'ımı evlendirmezsem kahrolurum ben. Yeter Benkı be, kapat bu konuyu. Kapat konuyu. Dur, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Ne geldi Ruhşar? Döndüğümüzde annenler seni evlendirmeye kalktığında hiçbir şey söyleme, olur mu? Zaten söylesem de inanmazlar ki Ruhşar. Ne diyeceğim, ben babamın yanından geliyorum bu diyeceğim. Kahrettin Bey, kendinizi Evren Paşa mı sandınız? Bu evde sıkı yönetim mi var? Aksine Menkıbe, ben oğlumun özgürlüğünü istiyorum. Özgürlüğünü istiyor, karı olsun aşizim. Sen onların bulduğu kızla evlenmeye razıymışsın gibi davran. Ki bu %1 milyon o salak sarışındır. Ben o kurnaz annene gereken dersi vereceğim. Ver vallahi. Ya Ruhşar, babamı gördüm, bir tuhaf oldum. Onu öyle çok özlemişim ki. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de babanı çok sevdim. Demek ki sen babana çekmişsin. Bir gün belki hayattan... ...geçmişteki günlerden... ...bir teselli ararsın. Bak o zaman resmime. Nerede kaldı bu çocuk? Ben şirketi arayıp Müfit Bey'e de sordum ama orada da yokmuş. Ay gelir değil mi Menkıbe teyze? Gelir değil mi? Gelir değil mi? Gelir kızım, gelir elbet gelir. Hadi Firdevs,
Biz içeri geçip mini kuşumun nikah kıyafetini hazırlayalım. Ay bırak şimdi Fadımalı, yürü. Geldim geldim. 50 çağına gelmiş bir kızla fal atmayı bile çok görüyorsun çok anne. Yürü. Anne bak vurma. Ay Allah'ım yaşasın. Bu sefer kesin evleniyorum galiba. Allah'ım Allah'ım dağlarım kapılarım. Ay acaba Mazhar Bey nerede? Çünkü o olmadan sanıyorum nikahımızı kıyamazlar. Ay Mazhar çok kilo aldın yine sen. Zor taşıyorum seni. Ay Mazhar Bey. Salak. Mazhar'cığım otur istersen. Doğru. Üzerinde yüzyılların yorgunluğu var çünkü. Ay, ay ne oldu Reyhan'cığım, niye bağırdın öyle hortlak görmüş gibi? İşte işte Mazhar Bey geldi la la la. Evladım burası onun evi, elbette gelecek. Oğlum neredesin sen? Evet abi çok merak ettik, neredeydin sen? Yalanlarınızı ortaya çıkarmakla meşguldük komplocular ordusu. Biraz işim vardı. Minik kuşum şey hani yanlış anlama yani babanın vasiyeti var diye biz nikah için gün aldık da. Ya. Öyle mi? Ne zaman? Allah kısmet ederse yarına. Nasıl? Senin için uygun mu? Uygun mu? Tamam canım, benim için sorun yok. Ben evliliğe hazırım. Yani evleniyorsun ha? Tabii madem babamın vasiyeti bu, ben de uymak zorundayım. Babamın vasiyetine uymamak olmaz değil mi anne? Tabii oğlum, baban vasiyet etmişse kat'i surette uymak lazım. Yaşasın, abim evleniyor ve artık sıra bana geliyor. Senin evlenmen Masar'ın evlenmesine kaldıysa daha çok beklersin gıcık hanım. Hadi Firdevs, gel de abinin nikah kıyafetlerini ütüleyelim. Sen de çok beklersin aptal sarışın. Ben de kocamı sana kaptıracak göz var mı be? Ama eğer istersen sana Mazhar'ın bir parçasını verebilirim. Şuna ne dersin? Nasılsınız beyefendi? Ay sağ olun, çok iyiyim, çok mutluyum. İnşallah artık bu sefer evlenirsiniz. İnşallah bu sefer olacak, içime doğuyor. Ay ne güzel değil mi Mifit Bey? Benim içime de neler neler doğuyor, bir bilseniz. Hadi ya. Peki, o halde kıyım işlemini başlatabiliriz artık. Sen satılmamış kızı Reyhan, Menkiboğlu Mazhar'ı kocalığa kabul ediyor musun? Evet, evet tabii ki, kesinlikle. Herkes burada olduğuna göre geleneksel 14. Mazhar nikahı şenliklerine başlıyoruz demektir. Sen Menkiboğlu Mazhar, satılmamış kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Evet, cevap bekliyorum. Sorumu tekrarlıyorum. Sen Menkiboğlu Mazhar, satılmamış kızı Reyhan'ı karılığa kabul ediyor musun? Sen! Sen kahrettinsin. Evet Menkıbe. Ben rahmetli kocan kahrettin. Yaptığın üçkağıtlarla beni kahrettiğin için utanmalısın Menkıbe. Anne ne oldu? Neyin var? Bu nikahı kıydırmam Menkıbe. Yalanla, dolanla, sahtekarlıkla kim mutlu olmuş? Sorarım sana Menkıbe. Ay Allah'ım Allah'ım. Anne benim bir şey oluyor. Allah'ım. Yine evlenemedim Allah'ım. Şu nikah masasından ne zaman evlenerek kalkmayı nasip edeceksin bana? Bu sefer de olmadı Reyhan Hanım. Ama üzülmeyin, belki bir dahaki sefere. Bakın ben bile alıştım bu duruma. Siz de takmayın bence. Ağlamayın lütfen. Ben sizi bırakayım arabamla. Buyurun lütfen, buyurun. Hay Allah'ım, hay Allah'ım. Buyurun. Baba. Oğlum. Baba. Oğlum. Her şey için çok teşekkür ederim baba. Babacığım benim. Amca, size çok kanım ısındı. Size baba diyebilir miyim? Yandım yandım, bu bendeki hal nedir? İnan bana canım, bu benim.
benimki hayal değil. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu rüya değil. Döktür, döktür bir o yana bu yana. Aklım başımdan gitti, vay bana, vaylar bana. Bu düzen bildiğin düzenlere benzemez. Ruhsar gitti, ruhu geldi, sardım ruhu, inan bana. Şaştık kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti, ruhla kaldık. Şaştık kaldık, afalladık, vay canına şimdi yandık. Akıllara zarar valla, ruhsar gitti, ruhla kaldık. Ruhuna sağlık, ruhsarcığım ölmemiş. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur ruhsar, yanı yanı başıma. Görsün